Haftanın ilk günü şahane bir yemekle başladık bence. İnşallah tadı da öyledir. Mütebbel ama nasıl? Mutlu mütebbel. Bakalım Batuhan şefim nasıl bir menü hazırlamış bize? Açtım ve... Nerelere gideyim? Etimiz hiç pişmemiş. Ya bayağı pembe duruyor. Dur şurasından mincik bakacağım. Yani en azından benim sevdiğim kıvamda kesinlikle pişmemiş. Yani bayağı pembelik var. Aslında o kadar güzel bir altta patlıcan yatağı var ki tahinle. Çok lezzetli olması gerekiyor normal şartlarda. Çok sıradan olmuş. Yani patlıcanın tadını alıyorum. Tahinin bile tadını almıyorum. Birbiriyle güzel yedirememiş bence. Bir de güzel ezememiş. Şöyle bütün bütün patlıcanları duruyor. Tavuğun da içi bence pembe. Beğenmedim. İlk tabağımı beğenmedim. Ve ağzımda hiç güzel bir tat yok. İkinci tabağımız. Bak bu et yumuşacık olmuş. Zaten hemen ayrılıyor oradan da belli. İçleri genel olarak böyle hani bazen tavuğun mu rengi öyle acaba? Bunun da pembe ama bu pişmeyi bırakın böyle lime lime olmuş. Ben galiba bugün en çok şu paneyi beğendim. Butun üzerinde panelenmiş, susamlanmış böyle bir harç var ya. Tahinli de olduğu için altı birbiriyle uyumu çok iyi olmuş but ve mütebbelin. Bu tabak çok güzel olmuş, beğendim. Güzel panelemiş, güzel kızartmış, rengi falan da çok iyi. Biri son kararım, kesinlikle beğenmedim. Üçüncü tabağım. Bir dakika. Bu mütebbel yani sanırım ben susayım görüntü konuşsun. O kadar iyi ezmiş ki patlıcanını tahiniyle o kadar güzel karıştırmış ki. İkinin tavuğu kesinlikle daha güzeldi ama bunun mütebbeli ve tavuğu hepsinden daha güzel. Hakikaten tebrik ediyorum bu üçüncü tabak kiminse. İkinin tavuğu bunda olsaymış pane harcı olarak çok daha güzel olacakmış ama buna bayıldım. Son tabağım. Bunun da mütebbeli güzel. İkinci mütebbel bu. Ya ezme olarak çok güzel. İkiyle lezzetleri çok benziyor. Tavuğu yani hani en beğendiğimi ne kadar beğendiysen bunu da işte beğendim etini. Pane harcını bir kere iyi yapamamış. Böyle tek bir yerde toplanmış susamları falan. Eti güzel pişmiş. Mütebbeli de şahane olmuş. Tabaklarımız çok güzel olmuş yine bugün. Kime kaç puan versek? Önce biri verelim, kurtulalım. Birinci tabak kesinlikle bir puan. Yani diğerlerinin yanında çok zayıf kalmış. İkinci tabağı patlıcanını biraz iri buldum ama tavuğu, panesi, yani et benim için çok önemli. Mütebbelin tadı da güzeldi. Bir tek iyi ezememiş. O yüzden 4 vereceğim ona. Çünkü 5 vereceğimle çok yakın lezzeti. Yıldızlı 5 veriyorum üçüncü tabağıma. Mütebbeli çok güzeldi. Eti de fena değil. 3 verelim. Dördüncü tabakta 3 alsın. Ve şimdi öğrenelim kime kaç puan gitti. 3 puan haftanın ilk günü ama her günümüz cuma günü gibi düşünürsek her bir puan, tek bir puan bile çok önemli. 15 gün boyunca. Bakalım 3 puanı kim aldı? Üç
3 puan alan gelinim Hatice. Bugün şu mütebbelini en iyi ezen çeyreği alacak. Bakın görün. Çünkü kayınvalideler öyle şeylere çok dikkat ediyor. Yazın bunu bir köşeye. Şimdi burada bir 4 puanım var. Mesela bu tabak aslında 4'ten bile güzel ama iyi ezmediği için muhtemelen beğenilmeyecek. Bakalım kim bu gelin? Benden 4 puan kapan gelinim. Bakalım. Rabia ezmemiş. Hem bir de Antepli. Olmaz. Yani onun mütebbeli en iyi yapması lazım gerçekten. Hatay ve Lübnan mutfağında çok meşhur bu salata diyeyim. Bizde de çokça yapılıyor. Böyle kuşbaşı etle falan da hani kırmızı etin, beyaz etin yanına kesinlikle yapın, çok yakışıyor. Ve günün en güzel mütebbelini ve butunu bu tabak yapmış, acaba sahibi kim? Beş puanı Özlem mi aldı, Merve mi bakalım? Açıyorum, açıyorum ve açtım Özlem. Özlem bu kadar, yani beni ilk defa aşırı tavladı yaptığı şeyle. Daha dağınık, daha heyecanlı, daha böyle sanki savruk bir kız. O kadar güzel ezmiş ki canını koymuş ortaya yani resmen. Tak 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 ezmiş. Merve. Merve de böyleymiş. O Hatay'a gidenler bilir. Hatay'da böyle sokaklarda yürürken her evin kapısından, bacasından, penceresinden tak 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 hep sesler gelir. Tam olarak bizim mutfağımızla bugün öyleydi bir ara seslerden. Ben puanlarımı verdim. Benim tuzum kuru bir gelinim yok. Sadece lezzete puan verdim. Şimdi sıra kayınvalidelerde.